Ne güzel. Çoğu yüzler benim için tanıdık. Evet, hayat. Damla içindeyken ne zaman bir şey yapmak istese her zaman oradayım. Bu da onlardan bir tanesi. Çünkü hiç gözüm arkada kalmıyor. Biliyorum ki güzel bir şey yapacak. Sponsorlar dahil olmak üzere. O yüzden sağ ol Damla. Evet, bugün için niyetim diye başladım. Neden niyet kelimesini kullandım? Çünkü son dönemin araştırmalarından bir tanesi de beynin niyet ile yeniden organize olmasıyla ilgili pek çok sonuç umuyor bize. Niyet dediğimiz şey amaç gibi bir şey ama içinde birazcık daha şefkat var. Kendimiz adına birazcık nerelerdeyim ve bunlar nasıl etkiliyor beni, çocuğumu ve pek çok nesli birazcık bunları görelim istiyorum. Ama neden serotonin konuşuyorum? Çünkü çoğu zaman bunların birer ufak hapla, bazen de buraya yazdım, evet omega 3'ü, keten tohumu, kivisi, proteini, bütün bunları almamız buna destek verecek. Ama bunların hepsi %20 etki yapıyor. %80 bunlar ebeveyn çocuk ilişkisi içerisinde saklı. Ve birazdan da size bağlanma döngüsünü anlatırken bunun nasıl saklı olduğunu da anlatacağım. Dopamin dediğimiz şey, hiç olmadığında depresyon, çok fazla olduğunda Parkinson'a varana kadar bir takım sorunlar yaşamaya başlıyorum. Geçenlerde bir arkadaşım bizim eve geldi. Küçük de bir bebeği var. Daha önce görmüştüm aslında. Aramızda da bir küçük ilişki olmuştu. Ama bebek annesinin kucağındayken yanına yaklaşıp ona merhaba nasılsın diye kucağıma almak istediğimde gözlerini yukarıya doğru kaldırdı. Bu hareket ne demek oluyor gözlerini yukarıya kaldırma hareketi? Şu an değil, güvende hissetmiyorum seni. Ve güvende hissettiği andan itibaren de o hazır olduğunda bu kollar bana geldi. 8 dakika sürdü. Sinyalleri izlediğim zaman güven denen kısma, hayatın birinci yılında olan güven kısmına destek vermiş oluyorum. Onun dışında iyi niyetli hayatını kurtarmak için kimi zaman prematüre bebek, hastanede kalma halleri, bazen yaşanan bir komplikasyonundan dolayı uzun süre hastanede yatma halleri, buralar çocuk bebek için hiç kolay yerler değil. Ve bunların hepsi yine içeride, beyinde, yine sinir sistemin içerisinde pek çok şeyi değiştirmeye başlıyor. Çünkü çoğu zaman ilk yılın işi güven dediğinde ve güven içinde çocuk her sinyal verdiğinde sinyali nasıl veriyor ilk başta? Hızlanarak, ağlayarak. Bunların onun konuşma şekli olduğunu sizlerin başka birinden de özellikle Dan Siegel gibi nörobilim alanındaki çok önemli isimlerden duymanızı istedim. İhtiyacı dışa vurmak. İhtiyacı nasıl? Buna ses diyoruz. Ses. İhtiyacı nasıl dışa vuruyor? Çeşitli şekillerde. İhtiyacı karşılıyorum. Fizyolojik olarak ya da duygusal olarak stres. Aynen. Ebeveyn ne yapıyor? Çeşitli şekillerde. Çünkü biliyor belki o an birazcık kucağında şu hareket yapıyorum. Arkada örneği görüyorsunuz. Dokunuyorum, çeviriyorum. Bir sürü şey yapıyorum. Düşünsenize bunu ilk 2 yıl yüz binlerce yapıyoruz. Az bir şey değil. Ve bu yüz binlerce kez yapmanın sonucunda ne oluyor? İşte burası oluyor. Nedir? Güvenebilirim. Güven kısmı ilk 1 yıl. Ve güven emniyet. Ve buradan özgüven. Özgüven burada başlıyor. Neler yapıyorum bu 1 yılın, 2 yılın içerisinde? Şu gözlere bak. Ne kadar tatlısın. Ne kadar özelsin. Seni görmekten keyif alıyorum. İkinci bir katman daha oluyor. Gelin o katmana bakalım. İlk başta sempatik dediğimiz sistem, yani sinir sisteminin gazı. Burada sempatik yukarıya çıktı ve kimse gelip rahatlatmazsa onu parasempatik olmayacak. Olursa ne olacak? Parasempatik. Pek çok günlük hayatımızın içerisinde, okul hayatında hiperaktif çocuk görüyoruz.
Çünkü kendini rahatlatmayı bilmiyor. Ve ondan sonra biz o çocuğun o masada oturmasını istiyoruz. Nasıl oturacak? Oturamaz ki. Beni dinlemediği için, beni sevmediği için, bana güvenmediği için değil, oturamıyor orada. Benim neden oturamadığı sorusunu sormam gerekiyor ve ben bu parasempatiye şimdi nasıl destek olacağım ona? Üçüncü kısımda biraz önce size başlangıcı yaptığım nörotransmitterler. Çünkü burada da nörofilin, epinefrin, bunun gibi gene beynin kimyası, beynin ulağı, nörotransmitterler çıkıyor, hareket ediyor. Ve benim bu rahatlatma sistemimle birlikte ne oluyor? GABA'lar, serotoninler, bunlar. Birincisi özgüven. İkincisi nedir? Güvenin dışında özdeğer. Bir şey daha var. O da yine konuşacağız. Bağlanmanın özelliklerinden bir tanesi. O da ihtiyaçlarımı müzakere etme becerisi. Bu da burada başlıyor. Birinci yılın güvenini verdiğimde bir şekilde devamlı evet diyebildiğimde, çünkü evet dediğim şey istekleri değil, ihtiyaçlarına evet diyorum. Anne açım, anne yorgunum. Bunu anne açım, anne yorgunum diye söylemiyor. Bu şekilde söylüyor. Ve iyi ki de söylüyor. Çünkü bunları böyle söylemese bu kadar sık kucağımı almayacağım. Bedenindeki o dokunuşlarım var ya, yani kucaktaki şu an bebeklere bakın. Anne ne yapıyor? Bir yandan bu hareketi yapıyor, bir yandan burasına dokunuyor, birazdan böyle yapıyor. Şurasına şöyle dokunayım diye düşünmüyor, içimizden geliyor. O dokunuşlar beyin kimyasına destek oluyor. O dokunuşlar serotonine destek oluyor. Bunların dışında aynı zamanda self regülasyon dediğimiz, yani bu parasempatiğin oturduğu, benim daha sonra 2 yaşından itibaren hatta kendi kendimi regüle edebilme kapasitemin arttığı bir sürecin içerisine giriyorum. Eğer çocuğumu gözlemlemeye başladığında parasempatikte biraz sorun var gibi, belki böyle demeyeceğiz ama o zaman ne yapacağım? Eğer bunu hissetmeye başlıyorsam şimdi ben oraya nasıl müdahale edebilirim? Yani ihtiyaçların müzakere kısmını şimdi işin içerisine nasıl koyabilirim? Buradan bakacağım. Birinci yılın güven kısmını halledemezsem, yani bu bağlanma kısmını halledemezsem, İkinci yılın kim patron kısmı var ya, hani ben miyim sen misin, orayı halledemem. Çünkü çocuk bana güvenmeden bana kontrolü bıraktırmaz. Önce bana güvenmesi gerekiyor. Güvendiğim ilişkiye kontrolü bırakırım. Eğer bırakamazsam kontrolü, göstereceğim şeyler manipülasyon, değil mi? Bunun gibi farklı davranış biçimleri. Ama içerideki esas konu güven konusu. Üçüncü katmana da bakarsak, o zaman da zihin hastalıklarıyla yavaş yavaş çıkıyoruz. Yani davranışsal bir takım bizim hani psikoloji kitaplarında yazan bir takım sorunlar artık kelimelere dökülmeye başlıyor. Yani şu kısım, burayı tamamen sildiğimde buranın olmadığını düşünün. Burası yok artık. Burası yoksa o zaman ne olacak? 2-3 yaş agresyon, hayatta kalma mekanizmam hareketli olacak. Nedir hayatta kalma mekanizma? Sadece ve sadece tehlike olarak bakıyorum. Çünkü güven ve emniyet konusunu halledemediğim için. O yüzden de devamlı nasıl kendimi korurum, nasıl bu tehlikeden kaçarım halinde olduğum için esas işimi keşfetmeye çıkışı pek çok şey yapamıyorum. Güven denen şeyi ilk yılda olduğunu ve güven içinde ebeveynin devamlılık arz eden ilişki vermesi gerekiyor. Bir gün öyle bir gün böyle değil. Devamlılık arz eden ilişki ise o yüz binlerce olan hareketin içerisinde çoğunluğunda ben ona ihtiyacını karşılarım. Üşüyorsun, ısıtırım. Açsın, doyururum. Sıkılıyorsun, duygusal olarak seni kucağıma alıp sallarım. Bunları söylemeye başladığım andan itibaren ilk yılın güven kısmını halletmiş oluyorum. Neleri yapacağız? Güvenmiş, özdeğermiş, bütün bunlarda sorun var ise bugünden itibaren önce ne yapacağım? Laboratuvar ortamı gibi araştırmamı yapacağım. Sonra ne yapacağım? Sonra da bunları vermek için o ilk yılın güven kısmını koyacağım işin içine. Nasıl koyacağım? Akşamleyin örneğin eve gittiğim zaman, kapıyı açtığım zaman, anne dediğinde, bir dakika ellerini yıkayacağım, üstümü giyeceğim, şunu yaptım, ödevini yaptım vesaire bu konular değil. Sabahtan beri bu anı bekledim.
kadar güzel seni görmek. Bunu söyleyeceğim. Anne bugün ne olur bana iki tane masal oku. Çok iyi fikir iki masal okumak. Ne oluyor o zaman ilişkide? Benim gözlerimde kendisinin önemli olduğu duygusunu görmeye başlıyor. Bugün akşamdan itibaren eve gittiğimde benim gözlerimde bunu görmesi, ben yemeği pişirirken, telefonla konuşurken anne anne dediğinde telefona bir dakika deyip boyuna inip göz temasımı yapıp seninle şimdi ilgileneceğim, seninle birazdan konuşacağım, telefonum bitsin. Bunu söyleyebilmek, güven duygusu bundan yoksa sınır koymaktan bahsetmiyoruz. Birçok evetlerin olmaya ihtiyacı var süreçte. O evetleri vermediğim zaman, o zaman davranış kontrolüne giremiyorum. İlk yılın işi, beş duyumuzla birlikte yapıyor bağlanmayı. Bu beş duyumuz, işte kokusu, dokunması, o yüzden yakın olmak zorundayım. Onunla birlikte olmak zorundayım. İkinci yıla girdiğim anda, nelere başlıyorum? Sen benimsin, ben seninim. Anne benim, baba benim, bu oyuncak benim. Çok sağlıklı. Çünkü bağlandığım şey benimsin diyorum. Üçüncü yıl. Gözlerinde şefkati, gözlerinde istendiğini, senin için bir anlam olduğunu görmek istiyorum. Dördüncü yıl. Aynı mıyız? Annem gibi olmak istiyorum. Aynı mıyız? Babam gibi futbol oynamak istiyorum. Süreçte sorun varsa ne oluyor? Arkadaşım gibi giymek istiyorum. Annem gibi olmak istiyorum. O yüzden pek çok şeyi topluma hazırlayan bir süreç bağlanma. Beşinci yıl. Sana kalbimi verdim. Belki yeni yeni anne seni seviyorum, baba seni seviyorum cümlelerini orada duyuyorum. Altıncı yıl. Sırlarımı da sana veriyorum. Sevdiğim kişiye veriyorum sırları. Biz seneden bahsediyoruz bugün hep birlikte. Çocuğunu konuşturmanın 10 yolu. Hoşça konu bağlanma süreci içerisinde çocuğun ilişkinin içerisinde bana güvenen bir yerden mi yapması? Ben biliyorum manipülasyon. İlişki, derin ilişki böyle olacak. Bağlanma sürecinin içerisinde güvenle ve çocuğun emniyetli olmasıyla başlayacağız. İhtiyaçlarına evet diyeceğim. Her an ilişki vermek için bir fırsat. Altını değiştirirken. Eline bir telefon verip oyalamıyorum. En önemli bağlanma kısmını kaçırıyorum çünkü. Altını değiştirirken ne yapıyorum? Evet, bunlar senin ayakların. Hoşuna gitmedi mi? Evet, biraz böyle oldu. Evet, biraz kaldırdım. Kolunu böyle yaptım. Ne yapıyorum? O anı değerlendiriyorum ilişki adına, kendisini fark etmesi adına. Özdeğer, seninle olmaktan mutluyum sadece sözü değil, temasım, göz temas, sesimi ayarlama halim, dokunmam, bunların hepsi ilişkide çıkıyor bunlar. Öz yeterlilik, işte vermeye başladığım seçimler. Hadi çıkıyoruz, çıkmam. Çok normal, 2-3 yaş. O çıkacak önce içinden. Ne yapacağım? Tavşan gibi zıplayarak mı çıkalım? Yoksa kurbağa gibi mi? Tavşan gibi aynı. Ne oldu? Seçim verdim. Her halükarda çıkıyorum. Aynı zamanda da çocuğun dilini kullandım, oyunu kullandım ve şimdiden daha önceki he diyerekten sesini kullanmasını şimdi nasıl kullanıyor? Kelimeleriyle kullanıyor. Yoksa eğer bu süreçlerde sorun olduysa, bugün eve gittikten sonra başlayacağım şey, birlikte yapmak, self regülasyonu. Göz teması, dokunma. Evet ama çocuk bunu nasıl yapacak? Çocuk da balon üfleyerek regüle olabildiğini bilmeli. Bakın uzun nefes. Ya da nedir? Bir takım baskı noktalarımız. Hadi ırmak mı ilk yapalım diyorum bazen ona. Çünkü şu hareket de beni aşağı çekiyor. Ya da toz oyunu mesela. Yere uzatıyorum onu. Üzerine bir takım toz diyerekten ikinci yastığı koyuyorum. Yastığın üzerine yatıyorum. Benim o ağırlığından, çünkü derin baskılar her zaman için sistemi aşağı çeken şeyler. Ve zorlandığı zaman da seçimi böyle kullanırım. Nasıl kullanacağım? Diyeceğim ki, ırmak için şu an sana sakız mı vereyim? Yoksa bunu mu yapalım? Niye bu kadar paralel attığını da şimdi anlıyorum. Çünkü ters yatış sistemi aşağı çekiyor. Ha bu oğlum, paranda alın.
atıyor kendini regüle etmek için bazen. Bol bol sakız çiğneme halleri var gibi. Bunlara da destek oluyorum bir yandan ona. Bunun farkındalığını kazanmasına, her zaman regüle etmesi gereken dışarıdan ben olmuyorum. Bunu birlikte yapıyoruz. Bunu yapalım, bunu yapalım. Hayır anne, kucağına gelmek istiyorum. Harika, tabii ki kucağına gelebilirsin. Zihin sağlığı. Serotonini arttıracağım. Çünkü serotonin eksik olduğu zaman rahatlama, parasempatik, burada sorun var. Ne yapacağım? Fiziksel aktivite. Bazen 1-2 saattedir fiziksel aktivite. Hareket ve bu hareket hani zıplamaktan, hoplamaktan ve tekrar eden hareketlerden, çamurun üzerinde zıplamak gibi. Bunlar da yardımcı olan yerler. Bugünlerde hiç hareket etmeyen, hatta küçücükken kitap okumayı seviyor dediğimiz çocuklar. Kitap okumayı seviyor çünkü ben devamlı kitabı çıkarıp bir şey öğretme derdindeyim. İlk yıllardaki işim oysa ilişkide göz temasında kal bak. Birlikte hoplamak, zıplamak, oynamak, bunlar sistemi aşağı çekecek şeyler olacak. İki şey yapacağız. Bir tanesi, evet, bağlanma için iki kişi gerekiyor, değil mi? Bağlanma dansı. Mindful süreçler. Önce buradan başlayacağım. Bağlanmayı konuşacağız. Bebeğin anneyle olan bağlanmasını. Kendi bağlanmalarımıza bakacağız. Çünkü kendi bağlanmamın kendi geçmişime ışık tutmadan, Işığın Yolu kitabının da zaten amacı buydu. Bunu hikayelerin içerisinde kendi bağlanmama ışık tuttukça özgürleşiyorum. Çünkü geçmişim bugüne etkiliyor. Yoksa geçmişe gitmekte bir derdim yok. Geçmişi değiştiremem de zaten ama geçmişten anlam çıkardıkça bugünü değiştirebiliyorum. Sonra ilişkiye girme süreçleri. Bunu fark ettikçe çocuğumla ilişkiye nasıl girerim? Küçük küçük örneğini verdiğim şeyleri birazcık daha içine gireceğiz. Oyuncu ebeveynin ilişkinin içerisinde nasıl olma halleri. Yorgun olduğumda, korktuğumda o zaman da bağlama figürüne, anneme, kimse o an yanımda olan ona geri dönüyorum. Sanki yeniden şarj ediyorum, hani pilimi dolduruyorum gibi düşünün. Güvende olma hissiyle dünyayı keşfediyorum. Güvende olma hissiyle kendimi iyi hissediyorum. Onunla mutlu ve güvenli ilişkiler kuruyorum. Şimdi Mary Ainsworth yabancı durum prosedürünü yapıyor. Birazdan o yabancı durum prosedürlerine bakacağız. Bir çocuğun esas bakıcısıyla bu anne ya da bağlan baba, bununla olan ilişkisi için laboratuvar ortamında koyuyorlar içeriye ve laboratuvar ortamının içerisinde oyuncaklarla oynayarak odaya alıştırıyorlar. Daha sonra da odaya bir yabancı giriyor, yabancı çıkıyor ve bu arada yaptığı ilişkisel olarak ayrılma kısmına bakıyorlar. Bebek anne çıktıktan sonra geri gelince o gelme davranışını nasıl yapıyor? Bakın burada yabancı birisiyle odada kalıyor. Daha sonra bakıyoruz, yabancı birisi odada kaldığında ne yapıyor ve daha sonra anne geldiğinde ne yapıyor? Bütün her şey yarım saatlik bir sürecin içerisinde oluyor. Ama esas baktığımız şeyler yeniden birleşme. Ebeveynin belli bir çizgiye kadar yürümesini istiyorlar tekrardan odaya geri çekince kapının önünde. Ondan sonra bekliyorlar bebek ne yapacak? Ve buradan da o dört bağlanma şekli ortaya çıkıyor. Anneye geri gitti mi? Babaya geri gitti mi? Kucağa alınmak istedi mi? Kucağa alındığında ebeveynine sıkıca sarıldı mı? Kucağa alındığında kendini geriye itti mi? Karşı mı koydu? Ya da hiç ebeveynine gitmedi mi? Güvenli, kaçınmalı, kaygılı, karmaşık. Bu kelimeleri şu an Türkçe literatürdeki gibi kullandım. Güvenli de bebek zorlandığında ebeveyn yanıtı devamlılık arz ediyor. Yani tekrar tekrar bana ihtiyacını söylediğinde ihtiyacını duyuyorum. Bir gün duyuyor, bir gün duymuyor gibi değil. O yüzden de bebek ağladığında daha fazla ağlamaya da başlıyor. Yani daha fazla ağlamak derken, hani kriz halinde ağlamaktan bahsetmiyorum. Ağlayarak ihtiyacını belirttiğinde gibi, çünkü konuşma şekli o. Biliyor ki ebeveyn gelip onu rahatlatacak. Kaçınmalı dediğimizde ebeveyn yanıt vermiyor zorladığını. Burada fiziksel olarak her tür şeyini karşılıyor ebeveyn. Yok değil. Ama duygusal olarak karşılamıyor. Duygusal olarak karşılamadığında da hani karnını doyuruyor belki. Ona sütünü veriyor belki. Ama bu verişleri yaparken göz temaslar, dokunmalar, pek çok şey yok işin içerisinde. O zaman da bebek ihtiyaçlarının karşılanması için ağlamamayı öğreniyor. Kaygılı da bebek zorlandığında ebeveyn bazen var, bazen yok. Bazen anne dünyanın en muhteşem annesi beni rahatlatıyor. Bazense yok. Bazen olup bazen olmaması da çok zor. Çünkü bebek rahatlayamıyor. Çünkü rahatlamama davranışıyla ebeveyni ilişkide tutuyor bir anlamda. Zihin sağlığı.
Serotonini arttıracağım. Çünkü serotonin eksik olduğu zaman rahatlama, parasempatik burada sorun var. Ne yapacağım? Fiziksel aktivite. Bazen 2 saattedir fiziksel aktivite. Hareket ve bu hareket hani zıplamaktan, hoplamaktan ve tekrar eden hareketlerden, trambolin üzerinde zıplamak gibi. Bunlar da yardımcı olan yerler. Bugünlerde hiç hareket etmeyen, hatta küçücükken kitap okumayı seviyor dediğimiz çocuklar. Kitap okumayı seviyor çünkü ben devamlı kitabı çıkarıp bir şey öğretme derdindeyim. İlk yıllardaki işim oysa ilişkide kalmak, göz temasında kalmak, birlikte hoplamak, zıplamak, oynamak, bunlar sistemi aşağı çekecek şeyler olacak. Karmaşıkta da ebeveyn korkutucu ya da travmatik, eğer benim geçmişteki yaşadığım travmaları farkındalık getirmediysem, karmaşık bağlanmadaysam, o zaman bebeğin yukarıdaki bir net bir stratejisi yok. Çünkü rahatlama figürü olan ebeveyn aynı zamanda da korkutucu bir figür. Aynı anda iki sistem birlikte çalışamaz. Ya senden kaçmalıyım ya da sana rahatlamalıyım. İki sistem birbirine karışınca sistem iyice karışır. Evet, güvenli bağlanma. Neden özellikle bunu size sormayı istedim? Çünkü toplumda bize güvenli bağlanmanın ne olduğuyla ilgili neler söyledikleri adına birazcık düşünelim diye. Mesela benim çok fazla konuşmam ya da ona geri bildirimde bulunmam değil aslında önemli olan. Ne zamanki emniyette hissettiği bakıcısı anne baba, bakıcı kelimesini anne baba için kullanıyoruz burada ya da bağlanması olan kişi. O geri geldiğinde ne yaptı? Onun kucağına geldi, rahatladı, rahatlama bittikten sonra da oyunun içerisine devam etti. Sağlıklı, bilişsel, sosyal ve davranışsal gelişim süreçleri bu çocuk ileride öğretmenleriyle, bu çocuk ileride kendi yetişkin ilişkilerinde güvenli bağlanma yapabilecek. Bugün biz eşimizle olan ilişkimizde, eşim eğer sinyal vermiyorsam, nedir sinyal vermemesi örneğin? Ağlaması ya da ses duyması, yeterince konuşmuyor, yeterince duygusal olarak elimi tutmuyor gibi söylüyorum. Karakteri böyle değil. Çünkü o kadar çok sinyal verdi ki kimse duymadı. Ve bir müddet sonra o defans mekanizmaları için tuğlaları kurdu ve bunun için çok çaba harcadı. Ve bugün ben seni seviyorum dediğim anda bunları bırakmayacak. Bana ne veriyorsa şefkate oradan başlayacağım. Benim işim o noktadan itibaren neden bana ihtiyacını diye söylüyor, oradan bakacağım. Neden bir manipülasyon gibi bir yerden söylüyor, oradan bakacağım. Bağlanmanın ilk yaşındaki güven kısmını halledemedim mi acaba? Ve ben eğer bugün çocuğumu ilk defa 3 yaşında bile, 4 yaşında bile kreşe götürdüğümde hiç tanımadığı bir öğretmenle baş başa bırakıyorsam sağlıklı olan şey çocuğun annelik bedenesi. Yani normal bir şey yok çünkü bağlanma. Ben o kişiyle güvenli bir halde miyim? Onu bilmeye ihtiyacı var. Bağlanma sistemiyle ilgili bilgilerimizde anne gidince biyolojik çocukta ne olabiliyoruz sorusu, evet kortizol yukarıda. Ve bir araştırma var. Amerika'da yapılan bir araştırma. Ebeveynler böyle çocuk tercih ediyor. Hatta bunu güvenli bağlanma olarak görüyoruz. Yani bazı ilişkilerde çünkü annemle bağlanmak kaçınmalı, babamla kaygılı olabilir. Bazı ilişkilerde kaçınmalının iki tarafı, kaygının iki tarafı bir şekilde oynuyor olabilirsin. Bazen ikiniz de kaçınmalıysanız bir tanesiniz kaygılı gibi gözükebilir. Çünkü iki kaçınmalı bir arada olmuyor. Yani size şunu söyleyeyim. Güvenli bağlanmanın tadına varacak. Eğer bunun için bir farkındalık süreci olursa, bir, ebeveyni değişirse, ebeveyni kendi bağlanmasına bakarsa evet. İki, bu çocuk daha sonra kendi bağlanmasına bakarsa evet. Üç, ilişkinin içerisinde de iyileşiyoruz. İyi haber daha var. İkiniz de bunun farkındaysanız ve bununla çalışırsanız ilişkide iyileşiyoruz. Tabii okudum ama kaçınmalı bağlanmayı nasıl değiştireceğimizi anlamadım. Ayşegül'de olduğu ve sonuçları yazıyor. Evet. Kendisini değiştiriyor peki ama bebeğimizle nasıl değiştiriyoruz? Evet. Yani ben eğer kendimi değiştiriyorsam, kendimi değiştirdikçe bebeğimle olan ilişkim değişiyor zaten. Ben kendimi nasıl değiştiriyorum? Ayşegül'ün hikayesinde bu var. Bu arada kitabı tekrar tekrar okudukça kendimize fark edeceğiz. Görmek istediğimiz, hazır olduğumuz kadar şeyleri görüyoruz. Onu unutmayın. Kaygılı bağlanmaya baktığımız zaman burada olduğu gibi
Aynı güvenli bağlanmada olduğu gibi veriyor tepkileri çocuk ama ebeveyn geldiğinde rahatlayamıyor. Bunu da ben biraz kumar makinesinin önünde olma hallerine benzetiyorum. Çünkü kumar makinesinin önüne baktığınız zaman insanları bu şekilde görürsünüz. Ne zaman paranın geleceğini bilmediği için oradan bir türlü ayrılamaz. Çünkü bilmez ne zaman gelecek. Burada da ebeveynin ona ne zaman şefkat vereceğini bilmediği, ne zaman ilgi vereceğini bilmediği için ebeveyninden saniye ayrılamıyor. O yüzden de keşfetmiyor. Çünkü her an ebeveyn gider mi? Gider mi fiziksel anlamda değil, ruhsal anlamda da gidebilirim. Kendini geriye atma, rahatlayamama, ebeveynin onu rahatlatma davranışlarını tamamen alamama hallerini görüyoruz. Bebek tamamen annenin kucağında rahatlayamıyor. Rahatlamadığı için de oyuna devam edemiyor. O rahatlama bir türlü bitmiyor. Bazen eşlerle olan durumlarda, karı koca ilişkisinde de bazen hani bir kalkın bir sarılmanızı göreyim diyorum. Çünkü eşlerden birine ve birine diyorum ki tamamen rahatladığını bedeninde hissetmeden bırakma. Sarılmada da çünkü şöyle yapıyoruz ya tak tak tak. Ama tamamen bırakma hali böyle bir hal. Tamamen bırakma hali bebekte oluyor mu olmuyor mu ona bakıyorum. Onu kucağıma alacağım, onu rahatlatacağım. Annem geçen gün de böyle yapmıştı. Hala böyle yapıyor. Şimdi ben bu konuşmaları yaparken ne oluyor? Bebek ağlamaya devam ediyor. Onu görüyor muyum? Hayır, içeride kayboluyor. Burada da ebeveynin ona ne zaman şefkat vereceğini bilmediği, ne zaman ilgi vereceğini bilmediği için ebeveynden saniye ayrılamıyor. Çünkü kaygılı bağlanmada baktığın zaman kaygılı bağlanmanın sorularından bir tanesi yetişkin bağlanmasında şudur. Yetişkine şunu sorarız. Deriz ki bana annenle ilişkini 6 yaşındaki önceki dönemi anlatabilirsin. Şimdi kaygılı bağlanmada olan biri şöyle bir cevap veriyor. Annemle olan ilişkim iyiydi ama annem böyle böyle yapardı. Biliyor musunuz geçenlerde de annemle gittik, kardeşimin çocuğuna daha fazla ilgi gösterdi. Şimdi bu anne anlamadı mı soruyor. 6 yaşından önce diye sordu. Niye bugün anlatıyor? Burayı çözmediği için sistem devamlı orayla meşgul. Çıkamıyor. Sadece ebeveyn olarak annem beni çocukken yalnız bırakmıştı, ben onu yalnız bırakmayacağım derken çocuğun bağımsızlık davranışlarını görmüyor. Çünkü çocuk ilk zamanlarda bağımlı. Böyle olmalı zaten. Sistem böyle çalışıyor. Bağımlı olacak ki böyle çalışacak. Öyle sinir sistemi bu sürecin içerisinden geçecek. Şimdi kaygılı bağlanmayı içerisindeki iş ebeveynin şu cümleleri söylemesiyle devam ediyor. Tuvalete bile gidemiyorum. Bir saniye bile ayrılamıyorum. Neden? Çünkü çocuk beni hiçbir yere bırakamaz. Ne zaman benim ona ilgiyi, şefkati vereceğimi, ne zaman vermeyeceğimi bilmediği için. O yüzden bana bağımlı oluyor. Kaygılı bağlanma ilişkiyi bağımlı hale getiriyor. Davranışın içerisinde şunu yapıyorum. Diyorum ki, iteyim o zaman. Benim aynı fikirlerimle. İteyim o zaman. İlişkiyi. Nasıl itiyorum? Hayır, burada tek başına kalacaksın. Çünkü bir uzman bana diyor ki artık bakın bu size çok bağımlı olmuş. Yapacağınız tek şey hop davranış değiştirmek ve kabusu oluyor çocuğun ve daha büyük kortizol, daha küçük güven işaret etmedi. Buraya tam tersi bir yerden başlayacağım. Çocuğun ihtiyacı bu. Şuradan başlayacağım gün içerisinde ilk. Tuvalete mi gidiyorum? Bir tane tuvalete gidiyorum. İster burada kalırsın, ister benimle tuvalete gelirsin. Tabii ki ben de tuvalete gelecek bu arada. Yani burada böyle bir beklentiye girmeyelim. Ama başlıyorum güç vermeye çocuğa. Telefon mesela, telefon geliyor. Ne oluyor bu tür kaygılı bağlanmada? Telefonu açıyorum. Aa Ayşe nasılsın? Oyunun ortasında ya da çocuğun altını değiştirirken çektim gittim. Farkında mıyım değilim. Çocuk için bir anda anne yok. Ama ben çocuğumu hiç yalnız bırakmadım diyorum. Çünkü bu otomatik davranışımın farkında değilim. O yüzden günlük hayattaki geçişlere dikkat etmeye başlayacağım. Burada ebeveynin gözlerine bakın. Ebeveyn korkutmuyor. Ebeveyn korkmuş ve dehşet içinde. Ve çocuk için en büyük tehlikelerden bir tanesi yüzün başka, için başka. O yüzden de davranışlarda takılmayalım. Aynalamayı öğrendim, çocuğuma aynalama yapıyorum. Seni anlıyorum. Bütün içim anlamıyor. Yüzüm anlıyorum diyor. Çocuk ondan sonra onu düzeltmek için beni patlatıyor ki içim çıksın dışarıya. Sonra rahatlıyor gibi gözüküyor. Beni manipüle etmiyor.
sadece korkutucuyum onun için. O yüzden içimde dışımın paralel olmasına ihtiyacı var. O yüzden gerçek olması lazım. O yüzden kendi içimde çalışmam lazım. O yüzden bunu numara yapamam. O yüzden yardıma, köye ihtiyacım var. Çocuk ebeveynine gitmek adına stratejiye sahip değil. Donma, boş gözler, anlaşılmayan düşmeler. Bakın, anlaşılmayan düşmeler. Neden anlaşılmayan düşme? Çünkü bağlanma sistemim diyor ki, korktun ebeveynine git. Ama diğer savaş kaç sistemim diyor ki, tehlikeli gitme. Nasıl zor bir şey? İki adım atıyorum, bir adım geri atıyorum. Ortalıkta dönüyorum. Çünkü herhangi bir strateji geliştiremiyorum. Donuyorum çoğu zaman. Donma davranışı geliştiriyorum. Boş gözler. Kendi kendine sallanma şu hareketler. Ebeveynden ani uzaklaşma ne olduğunu bilmem. Ve bunlar eğer çalışmazsak ileride zihin sağlığı sorunları, dissociative borderline, kurban, fail, her zaman ilişkinin içinde olma halleri ve ilişkilerinde de ilişkiyi içimden diller gibi isterken ilişkiye girememe halleri oluyor. Koregülasyon dediğim sistem, karşı tarafı benim devamlı rahatlatmam. Bebek ne zaman ki yavaş yavaş bunu kendi başına yapabilir hale geliyor, o zaman self-regülasyon oluyor. Koregülasyon olmadan self-regülasyon olmaz. Günde yüzlerce kere kucak sürecine ihtiyacım var parasempatik sistem için. Ağlayabilme halim de bir başka birine beni regüle etme hali. İnsan olarak ölene kadar buna ihtiyacımız var. Bunların içinde gidiyoruz. Bu arada tukaka değil, otoregülasyonda olacak. Arada televizyonun karşısına geçip böyle kendimi boş boş bakarken bulacağım ya da telefonda takılacağım. Bazen buzdolabında mutluluğu arayacağım. Sorun yok. Ama sadece bunlardan yararlanıyorsam regülatör olarak o zaman problem var. İlişkide de regüle olmak ilk başta dediğim gibi dışarıdan gelen regülasyonla oluyor. Orada da ebeveyn ilk yıllarda regülatör. İkinci yıl çocuk bazı şeyleri kendi yapmaya başlıyor. Hala zorlandığında ihtiyaç var. O yüzden ne Montessori ne doğal ebeveynlik. İkisinde de uca gitme kapasitesine sahibiz. Aferin demiyorum çocuğuma. Olur mu? Aferin demeyeceğim. Sorun yok. Yani ekstremlere gitme meclisiyiz. Konu davranış değil. Ama ben her seferinde aferin diyorsam, bu sefer devamlı her şeyi onaylanmak için yapıyor. Bazen harikasın bir tanem, ne kadar güzel diyeceğim. O benim onayladığımın keyfini görecek gözlerinde. Bazen de bunu kendi istediğin gibi yapmışsın. Kendi istediğin renkleri kullanmışsın deyip gücü ona vereceğim. İkisinin arasında gidiş geliş. İşimiz şefkat. Çünkü aynı şey yedirmek için de kendi kendine yiyor çocuğun başından beri. Değil, yemek de bir şefkat. Tabii ki kendi başına yiyecek. Ama bazen ben yedireceğim. Ama eğer ben bu self regülasyon kısmı, koregülasyon kısmının içerisinde durmadıysam, o zaman artık çocuk başka sürecin içerisinde, süreçlerin içine giriyor. Agresyon, şiddet, kontrol vesaire. Unutmayın, ilk yılın işi kime güvenebilirim? Anneme, babama, dışarıdaki insanlara güvenebilir miyim? Hayata güvenebilir miyim? İkinci yılı da patron kim? Ebeveynin kendi bağlanmasını bilmesi ve kazanılmış güvenli bağlı yolda ilerlemesi. Şimdi yetişkin bağlanmalarına başlayacağız. Ebeveyn olarak neye ihtiyacım var? Oradan bakalım. Bir tanesi, manifest süreçler dedi bunların ismine. Bunların içine gireceğiz. Yani kendi geçmişimi fark etmek. İkincisi de, kendi geçmişimi bir yandan fark ederken, yani şöyle olmuyor. Irmak, sen büyüme, dur burada, şu yaşında. Ben bir kendimle çalışıp geri geleceğim. Şimdi ben kendimle çalışırken çocuk büyüyor. O yüzden de bu çalışmayı yaparken bu çalışmayı da yapıyor olmam lazım. Birlikte büyüyoruz. Birlikte oraya doğru hareket ediyoruz. O yüzden de burada ilişkiye girme süreçleri nedir? Göz temas, uyumlanma ve oyuncu ebeveyn dediğim şeyler. Sabahtan beri ara ara konuştuğum hani boyuna in, göz temas yap. O ilk 5-6 yılın konuştuğum süreçleri, yani dokunmayla, duyumla, göz temasıyla olan ilişkiyi hayatıma şimdi nasıl katacağım çocuğumla? Bugün 10 yaşındası da çocuğum, 10 yaşına itibaren nasıl katacağım? Bugünden itibaren ne yapacağım? O süreçlere bunları koyacağım, biraz da bunları konuşacağız. Bebekken ki davranış stratejim, bugün yetişkin ilişki stratejim. Bunu da tekrardan niye hatırlatıyorum hem kendime hem hepimize? O yüzden de sevgilim, eşim, dostum, her kimse bir zorlanma yaşadığında benimle konuşmuyorsa bu onun karakterinden değil, buraya şefkat göstereceğim. Çünkü bunu bilmiyor. Çünkü bunu öğrenmesi için gerekli her şeyi yaptı ama kimse onun sinyalini duymadı. Nedir? Ben ona soracağım.
ne zaman konuşabiliriz? Onun da görevi bugün akşam, yarın sabah konuşabiliriz. Ben bilmeye ihtiyacım var, senin zamana ihtiyacım var. Bu şekilde birlikte çalışacağız ilişkinin içinde. Şefkat yardımcı olacak bize. Şimdi yetişkin bağlanmaların isimleri farklı. Çok önemli değil ama madem bu eğitimi yapıyoruz, literatürde ne var fikriniz olsun diye bunları da koydum. Güvenli güvenli, değişmiyor. Kaçınmalıya, kayıtsız, resmisiz İngilizcesi, Türkçe'de kayıtsız diye geçiyor. Kaygılı, untangled. Untangled aslında İngilizce biraz dolanmış, karışmış anlamında. Saplantılı diye çevirmişler. Çünkü kaygılı da ben kim, karşıdaki kim, kaygılı bağlanmanın içerisinde çünkü sadece ve sadece karşıdakini düşünüyorum. Eşim ne zaman geldi, nereye gitti, çocuğumdan tıt 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 tıt. Ve içimde bir parçam da karşılığında ondan bir şey bekliyor ama beklediğim şeyi hiçbir zaman alamıyorum. Çünkü çocukken de istedim, alamadım. Bugünkü bağlanma şeklim isteyip alamamak. Alma halini yapamıyorum, bilemiyorum. Devamlı istiyorum, alamıyorum. Kafam devamlı karşı tarafla meşgul. Dismissive'de de kimse ihtiyaçlarımı vermedi, kafam kendimle meşgul. Devamlı kendimi düşünüyorum. Bence diyorsunuz değil, çünkü bana kimse ihtiyacım vermedi. Bugün de kendimi düşünmek zorundayım. Çözümlenmemiş travma, unresolved trauma dediğimiz karmaşığın yukarısı, travma çözülmediği ve travma sinir sisteminde yaşadığı için beni devamlı esir alıyor. O yüzden de travmadan, o açık gözlerle, o şiddetle ve farkında olmadan hatta çocuğumu gıdıklarken bile çocuğumu ağlatabiliyorum. Hatta çocuğumu öperken bile ısırarak ağlatabiliyorum çünkü farkında değilim burada. Güvenli bağlanması olan ilişki, güvenli bağlanması diye düzelteyim. Şefkat ilgi bakım vermeye bilmek karşı tarafa. Şefkat vermeye bilmek, şefkat almayı da bilmem gerekiyor. Ama eğer bakarsan dismissiz, yani kayıtsız olana, evde bir ses güzel ama sana söylemediğim sırrım şu, aslında sen gittiğinde daha mutlu oluyorum. Çünkü ilişki bilmiyorum. Kendime devamlı evet demek değil, ikisinin arasında birlikte dinleyip beraber müzakere edebilmek ve bu dört temel özellik anlamlı derin ilişkilerinin habercisi. Çünkü kaçınmalı bebek, önemsemeyen yani kayıtsız ilişkin. İnsanlarla iletişime geçmekten daha tatminkar olacak eşyalarla olan ilişkisine. Bu onun karakteri değil, bu onun bağlanma şekli. Onun için bütün bu bilgileri gene şefkat için yapıyoruz. Çocukluğu nasıldı? Detayları hatırlamazdık. Hatırlamamakla da kalmaz, aynı zamanda ideal bir çocukluk ve ilişkiler diye hatırlar. Çünkü minimize ediyorum geçmişi. Fiziksel yakınlıktan haz etmiyorum. Eşyalar insanlardan daha güvenilir. Benim ilişkimin içinde annem hep evdeydi. Ama annem devamlı yer silen ebeveyindi. Diyorsam eğer, burada ebeveynim bütün gün evde. Ben çalışan ebeveyn olabilirim ama duygusal olarak yanlarında da olabilirim. Ama bunun için bunu fark etmem gerekiyor, Eylül'ün fark ettiği gibi. Ebeveynime karşı kızgınlık içerleme hisseder. Bu kişi bugün bile hala ebeveynine kızgındır. Ebeveyne karşı bu duyguları hissetmenin dışında kendisi ve ebeveyn çok karışmış bir yerde. Zaten o karışmışlığın içerisinde de görüyorsun o bağımsızlığa gidemiyor. Yani o üşüyor, ben üşüyorum, ben açım, o aç. Yani bunların içerisinde gidiyorum. İlişkileri ve bakım karşı tarafın alanına giren şekilde kontrolcü ebeveyn şekli. Büyüklüğünde çözülmemiş travmaya dönüyor çocukken disorganize olan ve hayatı boyunca da bunu taşıyor. Çünkü disorganize olan çocuğa baktığım zaman ileride yetişkin olan ki ilişkisinde de aynı ilişkinin içerisindeki donma davranışlarını travması iyileşmemişse yaşamaya devam ediyor. Zihin sağlığıyla ilgili olan pek çok şeyi de burada görüyoruz. Bunlar sonuçta yüksek risk grupları olan kişiler oluyor. Disosiye, çocuktan da kalamamak, travma çocuklukla sınırlı değil, ilişkiler kaotik. Ne zaman ki işte içerideki beden duyumlarını daha iyi anlamaya başlıyorum, şu mindful süreçleri biraz daha konuşacağız, o zaman sıkışmalarım bana zaten içimdeki küçük çocuğun konuşmaya başladığını söylüyor. Midem bulanıyor, karnım sıkışıyor ve o an biliyorum ki karşımdaki çocuğumu değil, kendi içimdeki Nilüfer'i duyuyorum. Önce ona dikkat verip sonra çocuğuma dikkat vereceğim. Geçmişim hakkında kendime tamamen dürüst olmak.
acıtacak şekilde dürüst olmak. Korkmadan dürüst olmak. Bunu yapabildiğim anda o zaman öz şefkatle bırakmayı yapabiliyorum. Çünkü bebekken unutmayın, o duyguya giremedim. Çünkü o duyguya girmem için ebeveynim yanımda elimi tutamadı. Benim sinyalimi duymadı. Kazanılmış güvenli bağlanma haptik. Bu bir yolculuk. Ölene kadar devam ediyor. Yararları, çocuklarımız, eşimiz ve tüm diğer ilişkilerimizde derinlik yapımı güvenlik. Çocuk konusunu niye bu kadar seviyorum? Oradan çalışmayı niye bu kadar seviyorum? Normalde biz iyiyiz diyen çiftler mecbur gelmek zorunda. Çünkü kendi ilişkimin içerisinde de bakmaya ihtiyacım oluyor. Çocuğun her davranışı bir yardım çağrısı. Yardım çağrısı olma yerinden baktığım zaman ilişkinin içinde birlikte bir şeyler yapıyorum. Mindful olmak ne? Mindful süreç ne? Çocuğumun sinyallerini izlemek, evet. Kendimi fark etmek, karşımı fark etmek. Çocuğum o an ne yapıyor? Neler yapıyor? Yemeği yiyor mu? Yemiyor mu? Ne zaman yiyor? Ne zaman yemiyor? Ne yapıyor? Kendi tetiklenmelerini görmek nedir? Bu çocuğumla mı ilgili yoksa benim kendi geçmişimle mi? Fark etmem, sıkışmamı fark ettiğim anda ama benim için zor, evet şu an. Okey, tekrar ilişkiye bakıyorum ve diyorum ki evet, babanın yardım etmesini istiyorsan biliyor musun? Bu akşam baban gelmeyecek eve. O yüzden ister birlikte yapabiliriz, ister kendi başına yapabiliriz. Ailemizin içinde şımarıksın, ailemizin içerisinde sen yaramazsın kelimeleri kullanmıyoruz. Regülesin, regüle değilsin kullanıyoruz. Çünkü gerçek bu. Yanamaz diye bir şey yok. Olduğundan genelde hop yukarı bize de olmuyor mu bazen? Ya olmuyor muyuz? Regüle değilsin şu an. Okey. Nasıl? İstersen mutfağa gidelim sana sıcak bir süt vereyim. Ilık bir şey vereyim. Ya da istersen burada kalalım. Balon üfleyelim. Bunu yapalım. Çünkü bunları biliyoruz. Hayır anne, kucağına gelmek istiyorum. Büyük bir zevkle. Çocuklara bunu sağlamamız gerekiyor. Ben senin yanındayım. Ben buradayım. Hassas ve korunmasız bir çocuk olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Kırılgan olmak, başka insanlarla ilişki kurmak ne kadar zor biliyorum. Ama ben buradayım. Bağırabilirsin. Bana benden nefret ettiğini söyleyebilirsin. Hepsini yapabilirsin. Ama ben buradayım. Kendi çocuklarında bazı yaşadıkların bugün çocukların ilişkilerinde seni zorlayan bir tür davranışlar çıkarıyor. Bunlar çok değerli. Mesela ben kendim için gece uykuları benim için her zaman çok zor oldu. Çünkü kendi geçmişimin gece uykularının bugün kızımla olan ilişkileri etkilediğini biliyorum. Mindfulness nedir? Beynin dikkat kapasitesini arttırmak. Dikkat dediğimiz şey bizim en değerli kapitalimiz. Dikkati destekleyecek çalışmalar yapabilirim. Yoga yaparım, meditasyon yaparım. Her gün nefese odaklandığım bu tür egzersizler, beden duyumlarına odaklandığım bu tür egzersizler dikkatimi bir şeye gidip, jimnastik salonuna gidip fiziksel çalışmak gibi beynin dikkat çalışması oluyor. İlişkiye girme süreçleri, yani ikinci kızım dediğim gibi çocuk büyümeye devam ediyor, ilişki devam ediyor. Göz teması, uyumlanma, oyuncu evimi. Bunları nasıl yapacağım? İlişki, güvenli bağlanmaya destek oluyor. Evet, çünkü ilişki. Çocukların anlayacağı dilden onlarla ilişki kurmak. Bakın, nasıl sinyal dinliyor? Anne bekliyor. Muhteşem bir beyin gelişimi şu an. Göz temas var, ses tonu var. Nasıl? Sesini duydum. Sesini duymak dediğimiz şey bu. Senin bir sesin var ve sesini dinleyebilirsin. Başka bir aşaması. Şimdi aktif olmayan, uykunun içerisinde olan bir aşama. Derin uyku var, aktif uyku var. Bizim büyüklerin aktiflerin uykuya geçişinin sıralaması bebeklerde farklı. Ama bebek aktif uykudayken, hareketli uykuda, derin uykudayken kısa kısa zamanlar geçiriyor burada. Kısa zaman geçirmesi lazım beynin gelişmesi için. Sürecin içerisinde. Yeni doğan aşamasının altı süreçlerinden bir tanesi bu. Burada ne yapıyor? O haldeyken, aktif uyanık haldeyken, hareketli bir halde yapıyor. Ebeveyn de burada, bunun içerisinde geri yapıyor. Fazla geldiğinde yapmaya zaten alıyorsun. Ya da başını buraya döndürüyor, fazla geldi. Fazla geldiğinde ebeveyn işi o sinyali görüp orada durmak oluyor. Bu şekilde karşılıklı sinyal alıp veriyoruz. Şu an elimde bir bebek olsam,
annelere bakarsanız görüyorsunuz ne kadar çok farkında olmadan orasına burasına dokundunuz, okşadınız, ettiniz, yani ne kadar çok ilişki var süreçte. Bu değil. Buradan benim bakarken emzirmekten bahsetmiyorum. Emziremiyor muyum? Libero mu? Hepimiz emziremiyoruz. Okey, biberonu buradan, biberonu yine vermiyorum. Buralarda bütün bahsettiğim bunların transpiterlerin işi burası. O kadar hızlı gelişiyor ki beyin. Bu alanlara koyuyorum bunları. Başka bir aşaması ağlama. Hepimizin bildiği. Ağlamada sakinleşmeye ihtiyacı var. Başka bir aşaması. Şimdi aktif olmayan, uykunun içerisinde olan bir aşama. Derin uyku var, aktif uyku var. Bizim büyüklerin aktif derin uykuya geçişini sıralaması bebeklerde farklı. Ama bebek aktif uykudayken, hareketli uykuda, derin uykudayken kısa kısa zamanlar geçiriyor burada. Kısa zaman geçirmesi lazım beynin gelişmesi için. Parmakla olan bir video gösteriyorum, bakabiliriz buna. Neyse şimdi şey patlatma yapıyoruz, yanak patlatma. Bütün konu bu eğlenmek. Yani ilişkinin içerisine bugün bunu koyabilirsiniz. Bunu 2 yaşındakiyle de yapabiliyorsun. 9-10 yaşında. Şimdi makyaj yapıyorum ona. Ama bakın makyajda nasıl güzel bir göz teması yapıyoruz. Olabildiğince yavaş yapıyorum. Videoyu alıyoruz ya, biraz hızlı yaptım. Daha da yavaş yapıyorum normalde. Bakın aynı zamanda mimikleriyle eşleşme oluyor kendiliğinden. Boğazını açtı, ben de. Hafif çenesine dokundum. Sonra ayna gösteriyorum. Bak diyorum, ne kadar güzelsin. Şu gözlerin güzelliğine bak. Yani işin içine bütün bunları katıyorum. Işığın içeri sızdığı yerdir diyor Mevla. Mesnevi'deki bütününe bakacak olursanız orada söylediği bir şey daha var. Yaranın üzerine sadece bantı koyup geçip gitmekten bahsetmiyor. Diyor ki yaranın üstüne gözlerinle bakacak kadar da cesaretin olmalı. Çok teşekkür ediyorum. Geçmişte yaşamadığımız bazı şeyleri, geçmişin etkilerini çocuklarım üzerinden tamir ederken onların bize verdiği asıl sinyalleri kaçırıyor noktası beni ciddi anlamda sarstı. Bağlanma özellikle bütün ilişkilerimizin temelinde olan bir konu olduğu için bizim için çok faydalı oldu. İçimizdeki çocuğu büyütüp ona şefkat vermeden bir başka çocuğu büyütmenin mümkün olmadığını öğrendik. Bu bence müthiş bir içsel yolculuk.